Günaydın. Üçüncü günden herkese merhaba. Pardon, dördüncü günden. Kütahya'dayım. Kaldığım otel şurasıydı. Burası Kütahya'nın meydanı. Şurada valilik var hemen. Sarıoğlan bina. Şöyle meydandayım. Ağrılarım çok. Sol bacağım ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Sanırım biraz... grip de olacağım gibi. Bilmiyorum işte ya. Şimdi bir şeye gidiyorum. Bir fırına bir şeyler yemeye. Sabah saat 7. Ondan sonra otele döneceğim. Tekrar hazırlanıp çıkacağım. Durmak yok, yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Böyle yapmışlar. Böyle tarif etti bana. Yok. Yürüyerek sadece girilebilen dediğine göre o taraf olacak. Bakalım, bir fırın bulmaya çalışıyorum. Sabah erken. Caddede bir tek ben varım yani. Fırını arıyorum hala. Acıktım ya. Daha doğrusu boğazım kötü. Sıcak bir şey içmeye ihtiyacım var. Hemen solunda kalıyor dedi. Yani ben bir şey göremiyorum. Bakalım, aramaya devam. Kahvaltı yapacak yer bulamıyorum ya. Ulan sabah 7.30 daha ne olsun, millet sabah 5'te yapıyor kahvaltıyı. Ne biçim Kütahya burası? Yok, ne börekçi var, ne pastane var, hiçbir şey yok. Çok saçma, sevmedim burayı. Arıyorum bakalım bir yer. Ulan ne sevap memleket ya. Çay içecek, kahvaltı yapacak bir tane yer yok. Yani bu Kütahya'yı var ya, hiç sevmedim ya, hiç. O kadar dolandım dolandım, hiçbir yer yok. İnsanlara soruyorum, insanlar da bilmiyor. Neyse geldim. İstemeye istemeye de olsa çay çorba da içmeden. Giyinip şimdi çıkacağım, ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Evet, neredeyiz? Balıkesir, pardon, Kütahya Otogar'dayız. Kütahya Otogar'a geldim. Buradan Balıkesir'e gideceğim. Balıkesir'den ne yapacağıma da karar veremedim daha. Size sürekli otogarları gösteriyorum. Orhan Gazi Otogar'dayız. Hedef Balıkesir. Evet arkadaşlar, Bursa Karacabey'deyim. Şimdi bakın, şurada tabela var, göstereyim. Bandırma ve şehir merkezi. Ben şimdi Bandırma'ya doğru gideceğim. Şöyle bir durum oldu. Videonun başında görmüşsünüz, otogar videoları gösterdim size. Eğer bugün şöyle bir planlama yaptım. Bugün eğer Tavşanlı'ya oradan Dursun Bey'e veya oradan Orhaneli'ye gitseydim yine orada kalacaktım ve günü bitecek halim de yok. Bir de o bölgeler çok yokuşlu. Onları bitirmekten endişe ettiğim için orayı tercih etmedim. Bir de sabah kalktım, enerjim yok ya. Bu kaza, bu tüm motivasyonumu olumsuz etkiledi. Sonra şey düşündüm, Balıkesir'e bir bilet alayım dedim. Ondan 300 liraydı. Adamlar 15 kilo bisiklet için benden 100 lira aldı. 400 liraya
Balıkesir'e bilet aldım. Sabahleyin bir tek Adana deyip Adana firması vardı. Bir tek onda bilet vardı. Oradan Akçay'a gidecektim veya Balıkesir'de inip Susurluğa sürecektim veya Bandırma'ya. Sonra yol üzerinde baktım, onlar Bursa üzerinden, Karacabey üzerinden geliyorlar. Navigasyondan takip ediyordum. Rica ettim işte, beni Karacabey Gişeler'de bıraktılar. Ben de Gişeler'e hemen şu az ilerisi otoban, oradan hemen bu tarafa bağlandım. Buradan Bandırma'ya doğru gideceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki Erdek'te bir gece kalırım ya da gece eğer şey varsa, vapur varsa gece 1'de var diye biliyorum. Bandırma'dan Tekirdağ'a gidip eve de gidebilirim. Yani hani dediğim gibi ya, tur motivasyonum azaldı. Biraz da yoruldum herhalde. Özellikle boğazım, midem bir grip hali var gibi sanki, vücut yorulduğu için olabilir. Emin değilim. Şimdi Bandırma'ya süreceğim. Orada karar vereceğim. Yol üzerinde yine konuşuruz. En kötü Bandırma'da görüşürüz. Ben sözüm için devam edeceğim. Bandırma Karacabey arasındayım. Ön sağdan çok rüzgar var. Boğazım çok ağrıyor. Rüzgarla beraber Allah'tan yolda çok yüksekli kazanım yok. Yaklaşık bir 23 km oldu. Şimdi Bandırma'ya doğru devam ediyorum. Çok zorlamıyorum. Zaten vapur gece saatlerinde var diye biliyorum. O yüzden böyle yavaş yavaş devam. Şu ağaçlardan rüzgarın yönünü de görebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bandırma'ya varmak üzereyim. Sanırım burası artık Bandırma'nın girişi. İlçe merkezi girişi. Benzinliklerde durdum. Bir çay, kek yaptım. Bir de dondurma yedim. Yaklaşık 1-1,5 litre de su içtim. Çok rüzgar var. Terliyorum ama üşüyorum aynı zamanda. Vücudum da artık biliyorsunuz error veriyor yani. Zincir kilitleniyor bir anda. Öyle. Bakalım, inşallah feribot vardır akşama. Hadi görüşürüz feribotun, oradan konuşuruz yine. Bandırma'ya gelmek üzereyim. Rüzgar giderek artmaya başladı. Deniz tarafından geliyor. Bir de yağmur yağmaya başladı. Şu an için sadece çiseliyor. İnşallah artmaz. Üşümeye başladım. İleride şehir merkezi tabelaları gözükmeye başladı. Onlarla beraber işi netleştireceğiz inşallah. Bakalım. Umarım yağmura yakalanmayız. Yağmur bizim için sıkıntı. Yağmur yağıyor. Alın size Bandırma manzarası. Bandırma denizinde buradan görüyorsunuz Marmara'yı. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bandırma'dan sefer yokmuş. Bandırma'ya boşuna gittim. Arasaydım hiç Dinegerde'ye devam ederdim. Erdek'i arıyorum. 5 tane telefon var, hiçbirine cevap vermiyorlar. Bir de Erdek'e gideceğim. Normalde 5'te Erdek'ten sefer varmış. Eğer iptal edilmediyse, o sefer varsa boşu boşuna burada kaldım. Bir de gece 11'de gözüküyor. Gidip bakacağım bakalım. Size şöyle manzarayı göstermek istedim. Erdek'e bir 10 kilometre yolum kaldı.
Erdek'teyim. Size buraları göstereyim. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık yani. Burası kafe görüşü. Bir çorba içtim. Böyle ev yemeği tarzı ya da işte kavurmalı pide gibi bir şey bulayım diyorum ama bulamadım. Bakıyorum. Burası kalabalık gibi. Bir kafası. Kalabalıksa lezzetlidir mantıklı. Erdek'teyim. Şöyle bir kahve doğru. Çay içiyorum. Çok kalabalık. Bu caddede de sürekli arabalar gidiyor. Yüksek sesli müzikler. Öyle takılıyorlar. Çayım bitsin. Çay. Geldim abi. Post geldi mi? Evet, otogarlardan devam ediyoruz. İstanbul otogardayım. Erdek İstanbul seferini tamamladık. Şimdi bisikleti yerleştirdim. Şimdi de Çerkezköy'e gidiyorum. Sürmeyeceğim. Halim yok. Boğazım açıyor. Canım istemiyor. O yüzden dün gece kapatmamıştık. Bu şekilde kapanışı sabah yapalım. Evde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eve geldim artık. Günü bitiriyoruz. Eve geldim. Çok kötü durumdayım ya. Çok yorgunum. Evet dostlar, tur bitti ve ben hastanelik oldum. Şimdi hastaneden geliyorum. Gece çok kötüydüm. Şöyle ilaçlar yazdı. Çerkezköy'de Optivet'e gittim ama bir bokla ilgilenmedi. Bir de özel hastane. Yarın olmadı bir Değirmet'e gideceğim. Şu an gece saat 3.30. Bir de çorba içtim. Orada çorbacı açılmış. Vücudum yanıyor diyorum. Ateşin yok diyor. Ulan arkadaş ya, şu doktorlara derdimizi anlatamıyoruz ya. Her yanından ter akıyor, bana diyor ki ateşin yok. Bakteri kökenli bir şey de olmadığını düşünüyormuş, o yüzden antibiyotik falan da vermedi. Bir ağrı kesiciyle sprey verdi, siktir etti bizi yani. Çok canım sıkıldı ya. Gece titreyerek uyandım zaten. Of of. Öyle işte. Şimdi eve gidiyorum. Tekrar bir uyumayı deneyeceğim. Tişörtümü değiştireceğim, çok terledim. Size de bu arada Çerkezköy göstermiş oldum işte. Görülecek nesi varsa. Hastayım ha dostlar. Neyse, iyileşeceğiz inşallah. Hadi görüşürüz.